Merhaba Erdal'cığım, nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün karavan yapım süreciyle ilgili ne anlatacaksın bizlere? Bugün karavan yapım sürecinin bana göre en önemli noktalarından birisi. Nedir? İzolasyon. Neden peki izolasyon? Şöyle açıklayayım. Sadece metalden yapılmış bir araç. O yüzden sıcağı da soğuğu da içeriye çok hızlı bir şekilde iletiyor. Yazın sıcağı, kışın soğuğu içeriye çok fazla almamak için izolasyon iyi olması lazım. Ben tavanda bir tarafı alüminyum folyo, diğer tarafı kendinden yapışkanlı 19 milim elastomerik kauçuk sünger kullanacağım. 19 milim kauçuk yeter mi diye sorarsanız, aracın tavanda güneş paneli olacağı için ve küçük bir teras olacağı için güneş ışığı çok fazla gelmeyecek. En çok güneş yan duvarlardan geliyor. O yüzden yan duvarların izolasyonun daha iyi olması lazım. Yan duvarların izolasyonunda binaların dış cephe mantolama işlerinde de kullanılan EPS köpük panel kullandım. Bundan 20 milim ve 30 milim kalınlığında aldım. Paketi 350 lira, bir paketle yaklaşık 8 metrekare alan kaplanıyor. Aracın tabanında 30 milim kullanacağım. Yan duvarlarda ise 20 milimi 2-3 kat şeklinde kullanacağım. Tabanda 30 milim yeterli bence, çünkü üstüne de 15 milim kava kontura geldiği zaman 45 milim, yani 4,5 santim kalınlığında bir izolasyon olmuş olacak. Yan duvarlarda ise banyo tarafında 3 kat 20 milim, yani 60 milim. Oturma grubu ve yatak tarafında ise 2 kat 20 milim, yani 40 milim kalınlığında izolasyon yapmayı düşünüyorum. Bu EPS köpük panelin etrafına ve aracın girintili çıkıntılarına da poliüretan köpük aldım. Bunları 15 tane aldım. Genelde hepsi burada ve Trendyol'dan aldım. Ortalama fiyatları da 40 TL civarında. Aracın girintili çıkıntılı yerlerine de bundan sıkacağım. İzolasyon bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü sürekli eli ayağı üşüyen bir insan olduğum için soğuk yerlere gittiğimiz zaman ya da kışın sonbaharlı bir yerlere gittiğimiz zaman en büyük sıkıntıyı ben çekeceğim. Değil mi? O yüzden üşüme diye izolasyonu kalın yapıyorum. Canım benim, çok teşekkür ederim. Vebasto'yu da zaten. Zaten Vebasto'yu da taktım, evet. Zaten yani. Karavan yaparken ilk iki şartım benim şeydi. Bir sineklik, iki Vebasto'ydu. Evet. Bir sonraki bölümde tekrar görüşürüz. Zaten. Görüşürüz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bu bizim için çok önemli. Sormak istediğiniz bir şey olursa da mutlaka yorumlara yazın. Bütün yorumları okuyorum ve cevaplandırıyorum. Evet, gerçekten çok dikkatli okuyor ve özenle yanıt veriyor. Çok teşekkürler Erdal'cığım. Rica ederim. Yerlere döşeyeceğim çıtaları belirledim. Köpükler paketten 50 santim çıkıyor. Ben ortadan ikiye kesiyorum. 25'er santim oluyor. Şimdi köpükleri 25'er santim keseceğim ortadan ikiye. Daha sonra çıtaları Dyson'la yere sabitleyeceğim. Muhtemelen bir gün sonra kurumuş olacak. Ertesi günü de, yani çıtaları sabitlediğimin ertesi günü de köpükleri yapıştıracağım aralarına. Böylece zeminin izolasyonu bitmiş olacak. Üstüne daha önce kesmiş olduğum kavak kontrayı yerleştireceğim. İlk sırayı bitirdim. Yarına kadar Dyson kuruyacak. Yarın arasına köpük uygulamasını yapacağım. Dün Dyson'la yapıştırdığım çıtalar sabaha kadar kurumuş, bayağı sağlam olmuş. Şimdi bu çıtaların arasına köpük panelleri yerleştireceğim. Onları yapıştıracağım. Ocağın altında tüpün olacağı yerde bir delik olmak zorunda. Şimdi buraya o deliği açacağım. Tüp burada olacak. Ocak da zaten şurada olacak. Raporlar 50'ye 100. Ben bunları ikiye bölüyorum. 25 santimlik iki parça elde etmiş oluyorum. İçerideki ahşapları da ona göre ayarlamıştım. Aralarını 25'er santim bırakmıştım. 25 santim ayarladıktan sonra maket bıçağıyla kesiyorum.
Köpükleri kestim, hazırladım. Şimdi yere uygulaması kaldı. Uygulamayı şöyle yapıyorum. Önce yeri tinerle siliyorum. Tozdan, kirden arındırıyorum. Daha sonra şu zemin böyle dümdüz değil. Arada zikzaklar var. Köpüğü koyduğum zaman altının boş kalmaması ve köpüğün yere yapışması için önce altına poliüreten köpük sıkıyorum. Sıkılan yerin şekline göre genişleyip orayı dolduran bir dolgu malzemesi aslında. Şu boşluklara köpüğü sıkıyorum. Ve straforu köpüğün üzerine oturtup bastırıyorum. Zemin izolasyonunu bitirdim. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Önce 25'er santim arayla çıtalar yapmıştım. Sonrasında o çıtaların arasına 30 milim EPS köpük koydum. Tabii köpüğü koyarken de altına poliüretan köpük sıktım. Köpük hem alttaki yeri doldurmuş oldu, hem de straforu yere yapıştırmış oldu. Daha sonra da birleşim yerlerini alüminyum bantla yapıştırdım. Böylece kesintisiz ve kapalı bir zemin elde etmiş olduk. İki tane delik bıraktım. Birisi tüp için menfez. Diğeri de kirli su deposuna gidecek olan atık suyun gideri. Şimdi daha önce hazırlamış olduğum zemin ahşabını da buraya yerleştireceğim ve zeminle işim bitecek. İzolasyonu bitirdim. Banyo tarafını anlatayım. Bu arada banyonun duvar kaplamasını monte ettim. 6 milim kavak kontura. Banyo tarafına 3 kat 20 milim EPS panel koydum. Yani 60 milim 6 santim kalınlığında bir izolasyon yaptım banyo tarafına. Oturma bölgesi ve yatak bölgesine ise 2 kat 20 milim yani 40 milim 4 santim kalınlığında EPS köpük panel koydum. Panellerin aralarına, arkalarına, yanlarına yine poliüreten köpük sıktım. Daha sonra alüminyum bantla yapıştırdım. Tavanda ise 19 milim elastomerik kauçuk sünger kullandım. Bu kauçuk süngerin bir tarafı alüminyum folyo, diğer tarafı da kendinden yapışkanlı sticker gibi açıp yapıştırıyoruz. İzolasyon bittikten sonra da aracın elektrik tesisatını döşedim. Kabloları çektim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.